muayenenin önemli bir parçası olan kardiyak muayeneden bahsedeceğiz. Kardiyak muayene, diğer sistemik muayenelerden farkı olarak kardiyak muayenede arteriyel kan basıncının ölçümü venöz ve arteriyel muayenelerle birlikte değerlendirilmesi gerekir. Kardiyak muayene de diğer muayenelerde olduğu gibi inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyondan oluşmakta. İnspeksiyon, hasta odaya girdiğinden itibaren başlanılan ve göz teması kurularak gözlenmesi gereken bir durum. Hastayı muayene etmeden önce gövdenin üst kısmındaki elbiselerinin çıkartılıp ve mahremiyet, hastanın mahremiyeti sağlandıktan sonra, yani o rahatlığı hastaya verdikten sonra muayeneye başlamak gerekir. Kardiyak muayenede oturarak ve yatarak iki parçadan oluşmakta. Oturarak muayeneden sonra biz bu tekrar ettiğimiz inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyondaki bulguları bir de yatarak, tekrarlayarak bu bulguları bütünleştirmemiz gerekir. İnspeksiyonda hasta odaya girdikten sonra hastanın mevcut durumları gözlemleyerek, hastalıkla ilgili önemli ipuçlar elde edilerek başlanır demiştik. Hastanın mevcut durumu, solup alıp vermemesindeki zorluklar, hastanın dispneik olması, siyanozu olması, geçirmiş kardiyak operasyonlara bağlı skar varlığı gibi durumlar inspeksiyonda ilk başta dikkat edilecek durumlar. Yine inspeksiyonda solunumun muayenesi önemli bir komponent. Solunumun sayısı, derinliği, yardımcı solunum kaslarının solunuma iştirak etmemesi, yine her iki hemitoraksın solunuma katılması, göğüs ön arka çapının artması gibi durumlar solunum muayenesinde dikkat edilmesi gereken durumlardır. Yine hastanın siyanozu olması, soğuk soğuk terlemesi, hastanın sıkıntılı bir durum varlığı da kardiyak hastalıklar açısından bize değerli bilgiler sağlayacaktır. Yine inspeksiyonda göğüs deformitelerinin olup olmaması, pectus excavatum ya da carinatum gibi göğüs deformitelerinin varlığı ya da düz sırt sendromu gibi anatomik bozukluklar kardiyak muayene açısından bize değerli bilgiler verecektir. İnspeksiyonda genel hatlarıyla bunlara dikkat ettikten sonra ayrıca inspeksiyonda son olarak kalp tepe atımının gözlenmesi inspeksiyonun diğer önemli kısmını oluşturmakta. Kalp tepe atımı mid klavikular hat ve 5. interkostal aralığın kesiştiği noktadadır. Burada normal şartlarda kalp tepe atımının varlığını inspeksiyon ile gözlememiz gerekir. Normal şartlarda kalp tepe atımı gözde görülür. Apikal kardiyak odak dışında diğer odaklarda da bu anormal pulsasyonların varlığının olup olmaması da inspeksiyonda dikkat edilmesi gereken diğer durumlardır. Apikal bölge dışında diğer kardiyak odaklarda pulsasyonların varlığı anormal olarak kabul edilir. İnspeksiyonda genel olarak bunlara dikkat ettikten sonra palpasyona geçmemiz gerekir. Kardiyak palpasyonda öncelikle kalp tepe atımının belirlenmesi ve palpe edilmesi en önemli kısmını oluşturmakta. Kalp tepe atımı dışında diğer odakların da belirlenip buraların palpe edilmesi de palpasyonun önemli bir aşamasını oluşturmakta. Kalp tepe atımı 5. interkostal aralık ile mid klavikular hattın kesiştiği noktada erkeklerde kabaca meme başının altında 2 cm karelik alanı oluşturmakta. Kalp tepe atımı parmak uçları ile ya da el içi ile palpe edilir. 2 cm'lik karelik alanın varlığı bir üst ya da bir alttaki interkostal aralıkta palpasyon hissedilmesi ile anormal olup olmadığı belirlenir. Yine kalp tepe atımının laterale kayması, yani alanın büyük olması kalp tepe atımının arttığına, yani kalbin büyüdüğüne işaret eden önemli bir bulgudur. Kalp tepe atımında palpe edilen bu durum diğer odaklarda, diğer kardiyak odaklarda da tekrarlanması gerekir. Kabaca 4 kardiyak odak vardır. Bunlara ilaveten ERP noktası dediğimiz 5. bir odaktan da bahsedilebilir.
Kalp tepe atımının palpe edildiği bu odak mitral odağı oluşturmakta. Yani 5. interkostal aralıkta mid klavyular hattının kesiştiği nokta mitral odaktır. Yine 4. 5. interkostal aralığın kisifoidle birleştiği yerin sol yanı türküs bit odağı oluşturmakta. 2. interkostal aralığın sol yanı türküs bit odağı, sağ yanı aort odağını oluşturmakta. 5. odak da 3. interkostal aralığın sol sternal yanını oluşturmaktadır. Bu saydığımız odakların hepsi tek tek palpe edilmesi gerekir. Burada anormal pulsasyonların var olup olmadığı belirlenebilir. Palpasyonda kalp tepe atımını palpe edildikten sonra pretibial ödemin varlığı, venöz muayene, hepatojugüler reflü ve tril varlığı da palpasyonda dikkat edileceğimiz diğer durumlardır. Palpe ettiğimiz bu noktalarda üfürmüş şiddetli olduğunu göstergesi olan trillerde tek tek muayene edilmesi gerekir. Bundan sonraki palpasyondan sonraki kardiyak muayene perküsyonu oluşturmakta. Ancak rutin pratikte sıklıkla kullandığımız bir yöntem değil. Palpasyondan sonra biz oskültasyona geçiyoruz. Bundan sonra kardiyak muayene oskültasyon ile devam eder. Oskültasyon bilindiği gibi stetoskop aracılığıyla yapılır. Stetoskopun boyu ve çapı belirli bir kalibrasyonda olması gerekir. 30 cm'nin üzerinde ve 3 mm'den çap olarak daha geniş olması gerekir. Normalde palpasyonda saydığımız bu odakların stetoskop yardımıyla dinlenmesi gerekir. Stetoskopta bilindiği gibi iki kısım mevcuttur. Stetoskopun diyafram ve çan kısmı. Diyafram kısmı ile önce bütün bu odaklar dinlenir. Daha sonra çan kısmı ile dinlenir. Çan kısmı ile daha çok düşük frekanslı S3, S4 gibi ya da diastolik Ruhmann, mitral darlığına ait diastolik Ruhmann gibi düşük frekanslı sesler daha iyi dinlenirken diyafram kısmı ile yüksek frekanslı sesler dinlenir. Diyafram kısmı ile oskült ederken bastırılması, çan kısmına muayene edilirken de hafif bastırılması gerekmekte. Biz şimdi kardiyak odakları tek tek dinleyelim. Çan kısmıyla hafif bastırıldıktan sonra şimdi diyafram kısmıyla bu kardiyak odaklar sıkı bir şekilde bastırılarak muayeneye devam ediyoruz. Nefes al. Özellikle bu odaklar dinlendikten sonra bu odaklarda kalp seslerinin ayırt edilmesi ve ek ses ve üfürümün varlığı kardiyak odaklarda dinlenmesi gereken durumlardır. Normalde biz kalp sesleri olarak S1 ve S2'yi duyarız. S1 ve S2 arasındaki faz sistol fazı, S2'den sonra duyduğumuz faz diastol fazını oluşturmakta. Normalde S1 ve S2 sesinin ayırt edilmesi önemlidir. Normalde nabızla beraber senkronize olan ses S1'i oluşturmakta. S1'den sonra sistol fazını, daha sonra diastol fazını duyarız. Duyduğumuz bir ek ses ya da üfürüm varlığında bu üfürümün en iyi hangi odakta duyulduğu, nerelere yayıldığı, lokalizasyonu, yani sistolde mi olduğu, diastolde mi olduğu, sistolün hangi safında olduğu, erken sistolik mi, mid sistolik mi, holosistolik mi olduğunu yine ayırt etmemiz ve bunu muayene sonrasında belirtmemiz gerekir. Ayrıca üfürümün giderek artan şiddette ya da yani crescendo decrescendo şeklinde olduğunu ayırt etmemiz lazım. Pulmoner odak genelde solunumla sıklıkla değişen bir odak olduğu için pulmoner odak dinlenirken hastadan nefes alıp
vermesini isteyebiliriz ya da karındaki solunum sesleri takip edilerekten solunumla ilişkisi değerlendirilebilir. İnsülinle sağ kalbe dönen kan miktarı arttığı için pulmoner kapakların kapanmasında bir miktar gecikme ve pulmoner odakta S2'de fizyolojik çiftleşme olabileceğini akılda tutmak gerekir. Oskültasyonla kabaca bunlara dikkat ettikten sonra bu yaptığımız kardiyak muayeneyi benzerlerini yatarak tekrar edilmesi gerekir. Şimdi hastayı yatırıyoruz ve kardiyak muayeneyi tekrar ediyoruz. Kardiyak muayenedeki bütün aşamalar hasta yattıktan sonra tekrar edilmesi gerekir. Nelerdi bunlar? İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon çok kullanmıyoruz kardiyak muayenede ve oskültasyon ile bu aşamaların bir de hasta yatarken tekrar edilmesi gerekir. İnspeksiyonda dikkat edeceğimiz şeylere yine hasta yattıktan sonra tekrar edebiliriz. Kalp tepe atımının olduğu yer gözle görülebilir inspeksiyonda. Özellikle göremediğimiz durumlarda yine ışık kaynağından yardım alabiliriz. Yine palpasyonla devam etmemiz gerekir. Kalp tepe atımının palp edilmesi mitral odakta oluyor. Ve diğer kardiyak odakların palpasyonundan sonra oskültasyon ile devam etmemiz gerekir. Yine oskültasyon için önce stetoskopun çan kısmı ile kardiyak odaklar dinlenir. Oskültasyonla kardiyak odaklar dinlendikten sonra duyduğumuz herhangi bir odakta duyduğumuz ek ses ya da üfürümü tarif edilmesi ve ona uygun manevraları hastaya vermek gerekir. Mesela apex'te mitral odakta duyduğumuz üfürüm en iyi burada duyuluyorsa nerelere yayıldığının hani belirlenmesi gerekir. Normalde mitral yetersizliği üfürümü koltuk altına yayılır. Yine aort odağında duyduğumuz üfürüm boyunlara yayılır. Aort odağında bir üfürüm duymuşsak yayıldığı alanları da eş zamanlı şekilde dinlemek gerekir. Yine apex'te apikalde duyduğumuz S3 S4 varlığı ya da mitral darlığına ait rulman varlığında normal rutin muayenede yok ama anormal durumda hastayı anormal durumlarda duyduğumuz bu seslerin daha iyi ayırt edilmesi için hastayı sol laterala yatırarak bu rulmanın daha iyi duyulur hale getirmemiz için de bu manevrayı yapmak gerekir. Normalde sol yana yattığında kalp tepe atımının göğüs ön duvara yaklaşmasından dolayı buradaki üfürümlerin daha iyi duyulur hale getirilmesiyle bu sağlanır. Normalde oskültasyonda kabaca dikkat edeceğimiz hususlar bunlar. Bazen oskültasyonda hastalar apex'ten de başlanarak dinlenebilir ya da aort odağından başlanabilir. Sonuçta kişinin kendi pratikteki yaklaşımı neyse o odaktan başlayarak kardiyak oskültasyonun tamamlanması gerekir. Burada belirtilmesi gereken husus alttan da başlasa, üstten de başlansa hiçbir kardiyak odağın atlanılmaması gerekir. Kardiyak muayenenin bir parçası olmazsa olmazı venöz ve arteriyel basınçların, venöz ve arteriyel sistemin muayenesi olduğunu söylemiştik. Kardiyak muayene bittikten sonra venöz sistemi ve arteriyel sistemi de muayene etmemiz gerekir. Venöz muayene için yine hasta 30-45 derece yatar pozisyonda iken yapılır. Hastanın genelde sağ tarafından yapılır venöz muayene. Hastanın başı sol tarafa kaydırılır. Normalde venöz dolgunluk için eksteranjüguner venle bakılır. Hasta düz yattığında venlerde bir miktar dolgunluk varken 30-45 dereceye geldiğinde hiçbir venlerde dolgunluğun olmaması gerekir. Venözdeki bu dolgunluğun devam etmesi 30-45 dereceye yükselttikten sonra halen devam ediyorsa venöz dolgunluk var anlamına gelinir.
Yine venöz basıncın değerlendirilmesi için de internal jugular venden kardiyak pulsasyonların varlığı ile yapılır. İnternal jugular vende, internal jugular venin kendisi biraz iç tarafta olduğu için gözle görülmeyebilir. Bunun için bir yine ışık kaynağından yardım alabiliriz. Amacımız buradaki pulsasyonların tespit edilip pulsasyonların en tepe atımının bulunduğu yerin işaretlenip bunun Lewis açısındaki mesafesinin ölçülmesi. Şu mesafe, yani pulsasyonlarını aldığımız en tepe noktası şurası olsun diyelim. Bu sternal açıyla buraya bir dik çizildiğinde sternal açının üzerindeki şu mesafe ölçülür. Normal şartlarda bu mesafenin 4 cm'yi geçmemesi gerekir. 4 cm'nin üzerindeki bir basınç, sağ atrial basıncın, sağ basınçların dolgun olduğu, anormal olduğu anlamına gelir. Yine venöz muayenede şüphelendiğimiz durumlarda hepatojugüler reflüden yardım alabiliriz. Periumbilikal bölgeye 10 saniye, 20 saniye bası ile venöz dolgunlukta artış olması hepatojugüler reflünün pozitif olduğu anlamına gelir. Son olarak pretibial ödemin olup olmaması da hasta oturur pozisyonda değerlendirilmesi gereken diğer durumdur. Venöz muayeneden sonra son olarak arteriyel sistem muayenesine geçmemiz gerekir. Normalde vücutta arterlerin alındığı noktaların eş zamanlı ve bilateral şekilde palpe edilerek arteriyel sistem hakkında değerli bilgi elde edilebilir. Arterlerin alındığı noktalar yukarıdan başlayarak karotis, aksiller, brakial, radyal, ulnar bölge, yine femoral, popliteal, dorsalis pedis ve tibialis posterior olmak üzere arteriyel sistemin alındığı yerler oluşmakta. Karotis sistemin palpasyonun yanında oskültasyonun da bilateral olarak yapılması gerekir. Biz önce karotis sistemin bir özellikle 60 yaş üstü erkek hastalarda karotise ait bir üfürümün varlığı periferik arter hastalığı lehine önemli bir ipucu olabilir. Yine pratikte arteriyel sistem muayenesi için radyal arteri sıklıkla kullanırız. Radyal arterdeki nabızın kalitesi, bilateral karşılaştırmasında tek taraflı azalmanın olup olmaması gibi durumlar arteriyel muayene hususunda bize değerli ipucu vermekte. Sonuç itibariyle kardiyak muayene inspeksiyonla başlar. Hasta odaya girdiğinde başlar. Hastanın genel rahatsızlığın olması, ortopneik olması, solunum sıkıntısının çekmesi, siyanoze olması, soğuk soğuk terlemesi gibi hususlar bize değerli bilgiler verir. Yine kalp tepe atımının palpe edilmesi ve sonrasında oskültasyonun hastanın hem oturarak hem de yatarak tekrarlanması sonucunda hastanın kardiyak muayenesini bitiririz. Kardiyak muayenesinde inspeksiyon, palpasyon ve oskültasyon bulgularının birleştirerek ortaya çıkan bir sonucun klinik olarak hastanın hastalığı ile beraber değerlendirilmesi bizim için en önemli sonuçtur.